Anlat bakalım. Kimsin sen? Komiserim, sen son zamanlarda hiç yeni arkadaş edinmedin gibi duruyorsun. Ne alakası var? Yani insan seninle konuşurken böyle kafasında bir sorgu yaşıyor, ne bileyim ellerinde bir kelepçe var gibi hissediyor. Biz seninle nasıl tanıştık? Anlatayım. Yurt dışında bir restoranda yan masadaki adamın beyni patlamadan bir iki dakika önce falandı, değil mi? Doğru. İkinci karşılaşmamız. Sen bir teröristi kovalıyordun. Ben de seni. İnanılmaz değil mi? Yani şimdi öyle bakınca tabii ki haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama bence artık biraz normalleşebiliriz. Anlat bakalım. Kaç kardeşsiniz? Tek çocuğum. Basketbol mu, futbol mu? Çok ilgilenmem. Sadece milli maçları takip ediyorum. Kimle yaşıyorsun? Tek mi yoksa ev arkadaşı var mı? Annem. Annenle mi? Hı hı. Sorgu bitti mi? Şimdi ona sorgu demeyelim. Ona birbirimizi yakından tanıma diyelim. Tamam. Kız kardeşin ismi Pelin. Babam muhtemelen emekli polis. Yani meslek aileden geliyor olabilir. Hiç evlenmedin ya da çok uzun zaman önce boşandın. Sevgilin yok. Yani nereden çıkarıyorsun bunları? Parmağında yüzük izi yok. Sevgin olsa benimle beraber bir yemeğe çıkmazsın diye düşünüyorum. Tabii amacım beni sorgulamak değilse. Kardeşin ismi Pelin, hatırlıyorum. Vallahi yalan yok. Babanı da attım. Ama tuttu galiba. Hı? Biz ajanları bulmaya mı geldik yoksa Ali Bey'in romantik tahminlerini dinlemeye mi? Komiseri sakinleştirmek gerek. Zehir gibi. Şefin spesiyali. Biraz sıcak gibi. Komiserim, bir şey soracağım ya. Siz beni aldığınız zaman ben odanda beklerken böyle tahtada bir takım isimler gördüm. Onlar mesela ne oluyor? Suçlu isimler mi? Neden sordun? Neden sordum? Bizim stadyumda mesela girişleri yasaklı olan insanlar var. Onlar biz geldiği zaman tabii kayıttan, sistemden görüyoruz ve içeri almıyoruz. Ama bazıları kimlik değiştiriyorlar. Yani biz de bunu önlemek için mesela bir tahtamız var. Oraya böyle fotoğraflarını, isimlerini falan yerleştiriyoruz. Acaba dedim, sistem aynı mı? Oha, çok iyi. Sevdin mi? Bayağı iyi. Böyle değişik aromalar var içinde. Bayağı sevdim. İyi, geliriz bir daha buraya. İstersen. Nerede kalmıştık? Tahta. Demek stadyuma böyle gizlice girenler oluyor. İlginçmiş. Peki girip yakalananlara ne oluyor? İlginç. Cevap vermedin. Ali Bey. Bey'e geri mi dönüyoruz? Ali. Sence stadyuma gizlice giren insanlarla benim tahtamda yazan bilgiler kıyaslanabilir şeyler mi? Hı? Ne yapayım? Sana burada terörist isimleri mi sayayım? Yok canım, yani ben sistem aynı mı diye öyle bir merak ettim. Yoksa zaten saysan da yani ben ne anlarım teröristten? Komiserim, kızma ya. Hemen böyle ciddileşiyorsun. Vallahi bir şey söylemeye çekiniyorum. Canan desen. Canan. Anlaştık. Canan. Bak gene girdi ya. İyi misin?
İyiyim iyiyim, benim migren atağım var da kusura bakma ya. Tutu öyle arada ilaç falan ister misin? Yok yok, var bende de çok böyle ilaç kullanmak istemiyorum. Yani ilaç var da almak istemiyorum, ilaç kötü oluyor. Kusura bakma. Önemli değil, ben bir lavaboya gideyim. Tamam tamam, kusura bakma. İvan geldi. Aradığımız Rus ajan kesinlikle o. Net bilgi. Görünmüyor buradan. Bakıyorum.